değerli Elbistan'daki daire abilerine, hepimize, bu toplantıyı Sayın Cumhurbaşkan Vekilim, ilçeler arasında dayanışmanın ve sorunların konuşulacağı bir mekan olduğu için sizlere teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir toplantıya katıldım, davet edildim. Sayın Elbistan Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra toplantıların, sorunların konuşulduğu hem ilçenin yerinde yapılırsa hem vakit anlamında biraz daha uzun, detaylı olarak sunum yapma, taleplerde bulunma fırsatı olursa çok daha anlamlı olur diye düşünüyorum. Şimdi ben 30 Mart 2014 seçimlerinde seçildiğim gün, mazbatamı aldığım gün, Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nden tek kazanan belediye başkanı olduğum için demiştim ki Kahramanmaraş'ın Maraş'a madalyası var, bir de nazar boncuğu oldu demiştim. Şimdi bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Vekilim, Sayın Vekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanı, nasıl Kahramanmaraş Maraş'a madalyasına o Kurtuluş Savaşı'nı yürüten Alevisi, Sünnisi, Türk'ü, Kürt'ü nasıl o günlerde birlikte mücadele ettiyse, eğer o mücadele birlikte çalışmayla, birlikte hizmetlerin yürütülmesiyle taşlandırılmadıkça inanın vebali hepimizin boynundadır. Değerli dostlar, siyasetçiler, ben Ankara'nın siyasetini bilmem sayın vekiller. Ama yerelde çok alışılmadık bir siyaset yönteminin devam ettiği benim ülkem adına üzüyor. Eğer A siyaseti, B siyaseti, A partisinden, B partisinden, hangi siyasi partiden olursa olsun katkı